Herkese merhaba. Hayatımız Proje, Proje Yönetimi'nin ilk kitabı adlı kitabımızdan bölümler okumaya devam ediyoruz. En son Savaş Bey, proje sponsoru ve proje yönetimi hakkında bilgiler vermişti. Ben kalan bölümlerden şimdi devam edeceğim. Kitabımızda bahsedilen paydaşlar ile ilgili bir bölümde fonksiyonel yöneticiler için ayrılmıştır. Şirketin idari ya da fonksiyonel bir alanında bir yönetim rolünü üstlenmiş olan kişilere fonksiyon yöneticileri denir. Bunlar insan kaynakları yöneticisi olabilir, finans yöneticisi olabilir, satın alma yöneticisi olabilir, departman yöneticileri, departman müdürlerinden bahsediyoruz. Proje yönetimi açısından neden önemlidir? Projelere kaynak sağlayan kişiler fonksiyon yöneticileridir. Bir projem var. O projeyi yapmak için farklı departmanlardan kişilere ihtiyacım varsa o kaynakları alabilmem için ilgili departman yöneticileriyle iletişim içinde olmam gerekecektir. Diğer yandan uzmanlık alanlarında danışmanlık verebilirler. Çünkü o departmandaki teknik detayları bildiğini varsayıyoruz. İşlerin nasıl yapılacağına dair hakim olduklarını, prosedürlere hakim olduklarını varsayarak söylüyoruz bunu. Ve yine proje içindeki yapılması gereken aktivitelerin, o departmana özel olan o işlerin doğru yapılıp yapılmadığını da kontrol edebilirler. Bazı projelerde proje yönetimin önemine göre değişebilir. Bu fonksiyon yöneticilerimiz proje yöneticisinin takım liderliğinde üstlenebilirler. Yani o proje yöneticisinin astı durumunda olabilirler. Bu özellikle dengeli matris, güçlü matriste buna benzer durumlardan bahsetmiştim. İşte şimdi bu çerçevede yine oraya hatırlatmak istiyorum. Kitabımızın bir sonraki bölümünde diğer paydaşlar hakkında bilgi verilmektedir. Ve burada gördüğünüz gibi projeye olumlu ya da olumsuz etki eden ya da etkilenen tüm paydaşlar düşünülebilir. Zaten paydaşın tanımı budur. Dış kaynak, tedarikçi, finansal kuruluşlar, bankalar, devlete bağlı düzenleyici kuruluşlar bir paydaş olabilir. Konuyla ilgili uzmanlar, akademisyenler, üniversiteler olabilir veya danışmanlık firmaları da yine paydaş olarak görülebilir. Peki neden önemlidir? Hemen şöyle bir şey yapalım. Şu yazıyı küçültelim, yukarıya alalım, düzgün dursun birazcık. Bir yazı ekleyelim. Neden önemli olduğunda şu yazıda konuşalım. Dış kaynaklar projeden maddi çıkar elde etmeyi hedeflerler. Tedarikçilerimiz bu çerçevede projede bir takım alt projeleri üstlenirler. Finansal kuruluşlar var demiştim. Projenin fon ihtiyacını karşılayacak olan, kredi verecek olan bankalar olabilir demiştik. Devlete bağlı kuruluşlar var demiştim. Bunlar da projenin yasal onayları için gerekli merciler olacak. Onlardan izin almamız gerekecek ve o izinler çerçevesinde proje ilerleyebilecektir. Bunlar şimdi demin de söylediğim üniversiteler, akademisyenler olabilir, uzmanlar olabilir, danışmanlar olabilir demiştik. Onlar da proje ekibinin, proje yöneticisinin, bazen projeyi yapan şirketin üst yönetiminin ihtiyaç duyacağı ek bilgi desteğini sağlayacak taraflardır. Yine bu videomuz için de müşteri ve son kullanıcı tanımını da netleştirelim. Müşteriden kastımız projeyi talep eden. Bu önemli. Projeyi talep eden ve sonucunda üretilmiş olan ürünü, hizmeti veya sonucu onaylayacak ve yönetecek veya yönetecek kişi, grup veya organizasyon olabilir. Bunun karşılığında da bir bedel ödeyecek. Eğer dış müşteri ise parasal bir değer ödemesi gerekebilir. Kullanıcı, son kullanıcı ise müşteriden çok daha büyük bir kitle olabilir. Müşteri bir fabrikada bir pazarlama departmanı iken, üretim departmanının müşterisi pazarlama departmanı iken, çıkacak ürünü fiilen sattığımız ve çıkacak ürünü fiilen kullanacak olan kişiler de son kullanıcı olarak karşımıza çıkabilirler. Tanım olarak da burada gördüğünüz gibi proje sonucunda ortaya çıkan ürünü, hizmeti veya sonucu kullanacak kişi, grup ya da organizasyonlardır. Müşteri ve kullanıcı tanımı neden önemlidir sorusuna hemen cevap arayalım.
projenin gereksinimlerini belirleme aşamasında müşteri ve kullanıcı ihtiyaçları proje başarısı da belirleyecektir. Müşterinin ihtiyaçlarına göre ya da kullanıcımızın ihtiyaçlarına göre projenin ürününün veya hizmetin şekillenmesi gerekiyor. Projenin çıktısı olan nihai ürün, hizmet yani nihai hizmet ya da servis, bunların kullanım testleri nasıl çalışıyor? Bu istediğimiz özellikle bir ürüne doğru gidiyor muyuz? Bu testleri yapacak olan müşteri temsilcisi veya son kullanıcı temsilcisidir. Proje sürecine dahil olmaları olabildiğince erken dönemde daha sonra karşılaşılabilir problemlerin baştan öngörülmesini sağlar. Bu da büyük bir avantaj bize sunar. Böylece yanlış bir yolda devam etmemizi engelleyecektir.